Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 217. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün Kolombiya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zeynep Çelik ile birlikteyiz. Kendisi tarih bölümü öğretim üyesi. Zeynep Çelik bu akşam bize ikinci kez konuk oluyor. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Daha önce Avrupa Şarkı Bilmez kitabınız üzerine bir yayın yapmıştık. Bugün de Koç Üniversitesi yayınlarından çıkan Asar-ı Atika Osmanlı İmparatorluğu'nda Arkeoloji Siyaseti başlıklı kitabınız üzerine bir yayın yapacağız. Bu yayında bize destek olan Kur'an kitabı da başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyorum. Hocam, şimdi sizin kitabınız Osmanlı İmparatorluğu'ndaki o arkeoloji siyaseti alt başlığıyla şey yapıyor, başlıyor ama odak olarak bugünkü arkeoloji müzesi ve müzeyi eski adıyla Müze-i Hümayun üzerinden bir başlangıç yapıyorsunuz. Daha sonra bu giderek genişleyen bir perspektife doğru gidiyor. Burada ve kitabın sonunda artık kazı alanlarındaki mimariye ve emeğin hiyerarşisine kadar varan böyle çok 6 bölümden oluşan bir kitap yazmışsınız. Böyle ben okurken son satırına kadar okudum ve okurken gerçekten hiç şeyim hani merakım azalmadı diyebilirim. Şimdi kitabın birinci bölümünde bu çeperdeki kurulan iki müzeden bahsediyorsunuz. Yani merkez dışı, Avrupa'yı bir merkez alırsak. Bir tanesi okyanusun öteki tarafındaki New York'taki Metropolitan Müzesi ve diğeri de aşağı yukarı aynı zamanlarda kurulan bu İstanbul Arkeoloji Müzesi. Ve bunları bir karşılaştırarak kitabınıza başlıyorsunuz. Bu benzer zamanlarda kurulmuş, aşağı yukarı 1880'lerde inşa edilmiş iki müze var. Bu iki müzenin asıl itici gücü neydi ve kurucu iradeler açısından kıyaslarsak karşımıza nasıl bir manzara çıkıyordu hocam? Evet, dediğiniz gibi ortak noktaları Avrupa'nın dışında olmaları. Avrupa'da kurulmuş, yerleşmiş müzeler var. Bunların ikisi de öteki bu müze kültürüne. Ve ikisi de birbirlerini hep Avrupa'ya göre tanımlıyorlar. Avrupa ile yarışma durumundalar. Bu arada birbirlerinin de gayet güzel farkındalar ve birbirlerini gözlüyorlar. Metropolitenle İstanbul Müze-i Hümayun arasında böyle özel bir ilişki de var. Şimdi kuruluşları çok farklı. Çünkü Müze-i Hümayun bir devlet kuruluşu. Bütçesi Osmanlı hükümetine bağlı. Metropolitene gelince Metropoliten özel bir müze. Vakıf müzesi mi diyeceğiz bilemiyorum ama özel bir müze. Ve Metropoliten'i kuran kimseler Amerika'nın büyük milyarderleri, New Yorklu büyük milyarderler. Yeni zenginlerin girişimi oluyor bu. Bu yeni zenginler Avrupa'ya seyahatler, yaptıkları seyahatler sonucu, okumaları, eğitimleri sonucu ülkelerinin kültür açısından geri kaldığını düşünüp bu kültürü kendileri getirmeye çalışıyorlar. Kendi imkanlarıyla şehirlerine getirmeye çalışıyorlar ve muazzam paralardan bahsediyoruz burada. Çok büyük zenginliklerden bahsediyoruz. Tabii biz Ben Metropoliten'i aldım. Bunların belki de bu müzelerin en önemlisi olduğu için. Ama başka şehirlerde de var böyle müzeler. Şimdi Müze-i Hümayun'un bütçesel olarak bunlarla başa çıkabilmesi pek mümkün değil. Nitekim bir iki yerde Türk yazarları bununla ilgili yazılar yazıyorlar ve diyorlar ki bakın ne kadar güzel Amerikan zenginleri şehirleri gelişsin diye, kültürel açıdan ilerlesin diye paralar harcıyorlar. Bizim zenginlerimiz böyle paralar harcamıyorlar gibi bir iki tane de yazı var Osmanlı basınında. Ama tabii aradaki
Başka bir büyük fark, Osmanlı Müzesi'nin bütün antikite zenginliğinin üstüne oturmuş olmasıydı. Düşünürseniz Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını ve oradaki tarihsel zenginliği, bütün bunlar Osmanlı'nın. Ve bunu giderek de kanunlarla birlikte dışarıya çıkarılması engellenmeye çalışıyor. Bunun karşılığında metropolitende hiçbir şey yok. Sıfır. Onlar ne koyacaklarsa müzeye dışarıdan almak zorundalar ve bu da tabii büyük bir eşitsizlik yaratıyor. Ama gelişmeleri çok farklı oluyor. Bu konuyu isterseniz daha sonra da açabiliriz. Metropoliten halka açık, kamuya büyük hizmet getiren bir kamu kurumu haline geliyor. Bunun gelişmesi için müzenin büyük girişimleri var. İşte eğitim programları hazırlıyorlar, müzeye gelen öğrenci gruplarına toplu taşımada bilet almama imkanları tanınıyor. Öğretmenler için odalar sağlıyorlar. Yayınlar yapıyorlar. Bayağı şehrin kültürel hayatına yönlendirecek bir takım programlar geliştiriyorlar. Şimdi müze hümayun öyle değil. Hatta tam tersi bunun. Osman Hamdi Bey'in liderliğinde bu bir centilmen kulübü halinde işliyor daha çok. Bu centilmenler kulübü de Osmanlı centilmenleri bile değil. Avrupalı, Amerikalı arkeologlar, bilim adamları, sanat tarihçileri geldiğinde onlar müzeyi ziyaret ediyorlar. Gayet küçük bir sayıdan bahsediyoruz burada. Nitekim bakarsanız ilk rehberleri müzenin hep Fransızcadır. Sonra yavaş yavaş onlar Türkçe'ye çevrilmeye başlanıyor. Bazıları hiç çevrilmiyor bile. Buna rağmen halktan bir ilgi görüyor müze. Burada da basının çok büyük bir rolü var. Dergiler, bu dergilerin arasında Servet-i Fünun'un müzenin tanınması için bayağı aracı oluyorlar. Okullar ziyaret ediyor. Hatta öğrenci sayısı bütün sayılardan daha fazla ziyaretçiler arasında. Hani çok ilginç bir şey. Devlet müzesi olarak kurulan bir müze elit bir kurum olarak çalışıyor. Özel olarak kurulmuş bir müzede kamu, büyük bir kamu kurumu haline geliyor. Hocam burada iki şehir müzesinden bahsediyoruz. İşte İstanbul'da ve New York'ta. Bu ikisinin şehirle kurdukları ilişki bir adım ötesinde şehir halkıyla kurulan ilişki nasıl? Şimdi şehir dokusundan bahsedelim önce. Şehir dokusunda ikisinin arasında çok büyük bir fark var. Metropoliten Müzesi 5. caddede, şehrin en görünür yerlerinden birinde ve şehrin başlı monümanlarından, anıtlarından biri haline geliyor hemen. Tabii İstanbul'da anıt rekabeti çok fazla. Bunu da göze alarak düşünelim. Müze-i Hümayun'da yalnız metropoliten için konumu konusunda bir başka şey daha söylemek istiyorum. Yeni açılmış olan Central Park'ın içinde Metropoliten Müzesi. Central Park'ın plancıları bir şartla tasarlıyorlar bu parkı. Hiçbir şekilde bina yapılmayacak bu parkta. İster resmi olsun, ister özel olsun, bina yasak. Bugüne kadar da devam eden bir şey bu.
Çok da güzel bir karar vermişler. Bir tek müstesna oluyor buna, bu da Metropolitan Müzesi. Bunun karşılığında Metropolitan Müzesi'nin de New Yorklulara karşı bir jest göstermesi gerekiyor. Girişi bedava olacak. Bugüne kadar da bu devam edebiliyor. Şimdi bizim müzenin yerine gelince, bizim müze pek öyle büyük bir görselliği olan bir müze değil, vizibilitesi olan bir müze değil. Topkapı Sarayı'nın bahçesine, dış bahçesine, bu dış bahçesinde bir alana yerleştiriliyor. Aslında bu iki benzerlik de var. Yani ikisi de kamu alanında bu müzelerin. Fakat biraz çukurda tabii müze-i Hümayun. Onun için dışarıdan görünmesi zor bunun. İstanbul'un çok yoğun bir bölgesinde, halbuki tramvay geçiyor, orada kapı var, Gülhane Parkı'nın girişinde falan filan. Yine de bulması çok zor bir müze. Bugün de aynı şey söz konusu. Oklar filan olmasa kimse bilemez orada gizli ağaçların arasında bir müze olduğunu. Mehmet Raif 1896 yılında çok ilginç bir kitap yayınlıyor. Mirat-ı İstanbul, İstanbul Aynası, İstanbul'un Aynası diye. Ve bir yerinde bu kitabın adam akıllı bir tasvirle Galata Kulesi'nin çeşitli pencerelerinden ne görünüyor? İstanbul'un imajını yapan binalar hangi binalar? Çok çok şeker, çok güzel bir resim bu. Ve bakın mesela Hamidiye Hastanesi var, kışlaların hepsi var. Çivili Köft'ten bahsediyor. Ama Müze-i Hümayun'dan bahsetmiyor ki Müze-i Hümayun yeni yapılmış. Şimdi düşününce tabii ne bileyim Galatasaray Lisesi, Tıbbiye Mektebi, Osmanlı Bankası, bunların hepsinin şehrin imajına büyük katkıları var. Ama Müze-i Hümayun'un yok. Bunu pozitif olarak da gören düşünürlerimiz var. Yazılar kitapta var zaten, bir iki tane onlardan. Ağaçların altında keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olarak da romantize edilmiş, evet, bazıları tarafından. Hocam şimdi bu sizin kitabınızın üçüncü bölümünde çok ilginç bir şey yapmışsınız. Romanların ekseninde bu müzeleri değerlendirmişsiniz. Bunlardan işte Esir Şehrin insanları, Kamil Bey'in Müze-i Hümayun'a gidişi, işte Emil Zola'nın Meyhane kitabında işte roman kahramanlarının Louvre'a gidişi ve Metropolitan Müzesi'nde de Edith Wharton sanıyorum, Masumiyet Çağı kitabında. Evet, roman kahramanlarının gidişi. Bu roman kahramanlarının müzelerdeki tavırları, tutumları çok farklı. Mesela işte Emil Zola'daki roman kahramanları çok farklı yorumlarda bulunuyorlar. İsterseniz onlardan bahsedebilirsiniz. İşte parkeler parlak falan diyor. Yani orada en dikkatini çeken şey o olabiliyor. İşte Kamil Bey tam Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin ortasında bir melankolik halle gidiyor ve oranın o ıssızlığı ile biraz kendiyle hesaplaşıyor vesaire. Diğer Amerika'daki işte Masumiyet Çağı'ydı herhalde, evet. Masumiyet Çağı romanında da evet, şimdi biraz boş ama ileride, yani daha böyle umut var bir şey, ileride dolacaktır gibi bir şey var. Şimdi ben bunları okurken aklıma şey geldi, Orhan Pamuk'un İstanbul Hatıralar ve Şehir kitabı geldi. Orhan Pamuk da İstanbul'un ruh hali üzerine ne söylersiniz, ne düşünürsünüz denildiği zaman İstanbul'a yakışan şey hüzündür demişti, melankolidir.
Şimdi sizin bu değerlendirmenizi okuduğum zaman ben Eskişehir'in insanlarını işte geçen sene tekrar bir okumuştum. O geldi aklıma. Yani Kamil Bey'in melankolisiyle şehrin melankolisi arasında da bir belki bir paralellik de vardı bilmiyorum ama. Müzelerin ruhu diye bir şey var mıdır? Soracağım aslında o. Ve bu ruh diyelim edebiyat penceresinden baktığımız zaman ki siz çok sıra dışı bir şey yapmışsınız orada. Nasıl yansıyor? Şimdi çok güzel özetlediniz. Bana da diyecek fazla bir şey bırakmadınız ama çalışayım yine. Bu edebiyata gitmemin bir nedeni de müzelerin nasıl kullanıldığı konusunda, özellikle bizim müzemizin nasıl kullanıldığı konusunda, kimin geldiği, ziyaretçiler konusunda bilgi eksikliği de aslında nasıl bulurum ben bunu, nasıl insanları bu müzeye getiririm diye baktım ve buradan üç tane çok değişik resim çıktı ortaya. Louvre Müzesi halka açık, zaten biliyorsunuz Napolyon'la ihtilal sonrasında kurduğu müze halk müzesi. Napolyon Müzesi demişler başında zaten. Halk müzesi ve herkese açık. Herkes o müzenin farkında. Öyle ki düğünlerinden sonra Gervais'le Kupo ve düğün misafirleri, ne yapacağız şimdi, canımız sıkılıyor, ne yapalım, Louvre varmış, Louvre'a gidelim diye kalkıyorlar, gidiyorlar ve kapıları açık tabii. Çok acımasız, çok hain ve çok kötü bir şekilde Zola bunlarla alay ediyor. Satir yani. Hiçbir şey anlamıyorlar işte. Resimleri bilmiyorlar. Olmadık şey. Cahil insanlar tabii bunlar. Fakat müzenin kapıları açık ve bunlar bu müzeye girebiliyorlar. Şimdi New York'ta durum başka. New York'ta bu yeni zenginlerin getirdiği çok katı sosyal kuramlar var. Öyle ki bu iki aşık buluşacak yer bulamıyorlar. New York'un bu demir kuralları içerisinde. Ne yapalım, ne yapalım, müzeye gidelim diyorlar. Müzeye gidiyorlar. Müzenin bir kısmı daha böyle popüler de Kıbrıs'tan gelen çalınan eserlerin olduğu kısımda kimse yok. Oraya gidiyorlar, oturuyorlar ve bir kamu mekanı arıyorlar. Ayrıca ikisi de Avrupa'yı çok iyi bilen kültürlü insanlar. Aradıkları, yani rahat baş başa kalabilecekleri bir kamu mekanı ve müze onlara bu imkanı veriyor. Ayrılırken Newton Archer, romanın kahramanı olan kimse diyor ki, bir başlangıç var. İleride bu müzede çok büyük bir müze olacaktır diyor. Nitekim kendi de yönetim kurulunda müzenin, kitabın sonunda, ve bir resepsiyona geliyor. O resepsiyonda bakıyor, çok güzel, çok büyük bir müze olmuş diyor 20 yıl sonra bundan. Şimdi İstanbul Müzesi için çok yırtındım ben. Edebiyattan örnek bulabilmek konusunda herkese haber saldım. Biliyor musunuz? Müzeye kim gitmiş? Erken Osmanlı, geç Osmanlı romanında, işte ilk Türk romanlarında falan vardır belki. Ama benim ahbaplarımın hiçbirinden ve benim kendi bilgimden bu çıkmadı. Bilmem, Kemal Tahir hayranı bir okurum ben. Kemal Tahir, düşündüm ya, gitse buraya Kamil Bey gider diye. Babali'de de gidip geliyor Babali'ye. Gitse Kamil Bey gider diye düşündüm. Ve nitekim Kamil Bey gitti bu müzeye. Ve Kamil Bey'in gittiği müze ıssız. Orada o eski eserlerle adamın, Kamil Bey'in kendi ruhundaki, işgal altında İstanbul tabii. İşgal altındaki İstanbul'un bütün o sıkıntılı ağır havası çok güzel yansımış, çok güzel yazmış Kemal Tahir. Fakat 1956, yani aradan ne kadar zaman geçmiş, müzenin edebiyatımıza girebilmesi için. Ondan sonra da ne kadar girdi, ne kadar girmedi bilemiyorum. Ben edebiyatçı değildim. Sadece amatörüm bu konuda. Yine de
bu bulamamamın başka romanlarda, başka edebi eserlerde müzeyi bulamamamın nedenini bir parça müzenin popüler olmamasında da görüyorum. İstanbul'un en az gezilen müzesiymiş bugün. Evet. Yine gittiğiniz zaman okul grupları falan görüyor. Çok gayret ettiler. Çok son zamanlarda çok güzel projeler yaptılar. Ama yine de mesela okul grupları görebiliyorsunuz. Ki en güzel yerlerden bir tanesi, şey olarak kamusal alan olarak en güzel yerlerden bir tanesine sahip şey, arkeoloji müzesi. Bahçesindeki kahve daha çok kullanılıyor müzeden. Değil mi? Herkes oraya kaçıyor. Evet. Ama dediğiniz gibi bu üç müzenin de üç devrimdeki üç melankoli, üç ruh durumu yansıyor edebiyatta. Ama ben bunları arayaraktan baktım. Belki başkası başka şeyler çıkartabilir yine edebiyata bakaraktan. Bu konular açık aslında hocam. Yani edebiyat üzerinden mesela müze, şimdi daha fazla roman var, daha fazla metin yazılıyor. Bunlar aslında çok böyle çalışılmaya, romancıların gözünden İstanbul, müzeler, arkeoloji belki çalışılmaya müsait konular. Ben şeyle devam edeceğim. Bu 1884 nizamnamesi yayınlanıyor ve bunun bir yarattığı bir boşluk ortaya çıkıyor. Bu bağlamda işte Bergama kazı felaketini düşünürsek neler söyleyebiliriz? Bir de bu sayda lahdi bulunuyor ve bunun üzerinden de bir böyle işte Yunan sanatıydı değildi üzerinden böyle bir değersizleştirme ne diyelim gündemi yaratılmaya çalışılıyor bütün arkeoloji dünyasında. Bunun üzerinden devam edebilir miyiz hocam? Edelim etmeye çalışalım. Bergama kazısı tabii ki yani olacak şey değil. Kasa kasa götürmüşler, yüklemişler. Orada arazi satın alıyor değil mi hocam? Kazı ekibi önce arazi satın alıyor, sonra bu o şeyi anlatır mısınız o oranlama hikayesini? Yani belki Şimdi o izleyiciler parsel bilmez. hikayesi bir önceki 1874 Evet. nizamnamesinde üçte bir, üçte bir, üçte bir. Üçte biri Türkiye'nin olacak, Osmanlı'nın olacak. Üçte biri Bulan'ın olacak. Üçte biri de arazi sahibinin olacak. Bu birçok kazıda olan bir şey. Araziyi satın aldığınız zaman üçte ikisi sizin oluyor. Kanunlar ilginç çünkü hep reaksiyon olarak düzeltiliyor bu kanunlar. 1884 kanunu da biraz da Bergama skandaline karşı Evet. geliştirilmiş. Ondan sonra, ondan önce Riemann var. O kadar çok örnek var. Örnekler de var, büyük örnekler de Bergama var. Bunların karşısında bir reaksiyon olarak partaj meselesini kaldırıyorlar ortadan. Çok ilginç. 1883 yılında Solomon Reinach biliyor bu kanunun değişeceğini çünkü Osman Hamdi ile ahbaplıkları var. Bir yazı yayınlıyor. Ve neydi yazının başlığı hatırlamaya çalışayım. Vandalizm, Orta Doğu'da unuttum şimdi. Ama vandalizm var yazının başlığında. Bulabilir misiniz onu bir yerden? Hocam bulurum ben şimdi hemen. Ha. Bu yazıda şöyle bir tez öne sürüyor. Siz diyor Türkler, Osmanlılar, sizin diyor bu antikitelerle pek bir ilginiz yok. Bu antikiteler Avrupa kültürüyle ilgili tarihsel belgeler. Sizin de işte camileriniz var, hamamlarınız var, medreseleriniz var, kötü durumdalar. Bunları tamir etmeniz lazım. Çalalım demiyor, demiyor. Biz diyor şöyle bir şey, soru, çözüm öneriyorum size.
2-3 yılda bir pazar kurun, bu antikiteleri satın ve bundan kazandığınız, biz onları alalım çünkü onlar bize ait ve bunları kendi müzelerimize koyalım. Siz de bizden kazandığınız paralarla kendi eserlerinizi tamir edersiniz ve bunlardan övünç duymanız lazım. Bunlar da güzel eserlerdir falan gibi bir böyle hala bugüne kadar sürüyor bu yazının etkileri yahut bu düşünüş tarzı diyelim. Hatta Hocam. şöyle bir şey diyordu galiba hocam, onu da söyleyeyim. Yani biz diyor bazı bu sizin eserlerinizi batıya kaçırdık. Onları da geri satın alırsınız diyor. Evet, Çin'in filan götürdük. Evet, onun karşılığında siz de işte Yani Çinilerinizi, işte ne bileyim, ahşap eserleri, halıları falan geri alırsınız diyor. iyice Hocam, yüzsüzlüğe vurmuşlar yani. makalenin başlığı şu: Doğu'da modern vandalizm. Doğu'da modern vandalizm, evet, ve yani bu vandalizmi yapanlar da Osmanlılar. Hakikaten arkeoloji dünyasında büyük bir korku bu. 1884 kanununun çıkabilmesi ve diplomatik yollardan da bunu önlemeye çalışıyorlar ama işte orada Osman Hamdi Bey çok güzel direniyor ve mümkün olmuyor. Yalnız şimdi Said Ala Hitler'i öbür başka bir konuda soracağınız bir şey var mı? Yok hocam, Şimdi Said buyurun. Ala Hitler'e geleceğim. Buyurun. Buyurun hocam. Said Ala Hitler'i aslında, bu lahitler çok önemli. Ve sanat tarihi, literatür için de bunlar çok önemli. Çünkü bunlar biliyorsunuz renkli, boyalı lahitler bunlar. Ve boyalı olmaları bunların tam o sıralarda Avrupa'da tartışılan büyük bir konu olan polikromi. Eski Yunan, Roma sanatında polikromi meselesini öne getiriyor. Polikromi ilginç, boyalıymış bütün, renk renkmiş bütün tarihi şey, beyaz, bizim beyaz olarak tanıdığımız heykeller diyelim yahut Parthenon'un süslemelerinin hepsinin boyalı olduğu tezi. Bu tezin savunucuları Sayda Lahitleri de çok önemli buluyorlar. Bir sürü yayın yapılıyor Avrupa ve hatta Amerika arkeoloji dergilerinde bu konuda. İlginç başka bir şey var. Osman Hamdi Bey ve Theodor Renack'ın Lahitler üzerinde kitabı, bir yayını var. İki ciltlik, çok güzel basılmış, Paris'te basılmış zannediyorum bir kitap. Fransızca tabii. Şimdi onun içinde renkli resimler basılmış. Bu da Osman Hamdi Bey'in ve Theodor Reynak'ın polikromi tartışmaları için Lahitlerin önemini ne kadar güzel anladığını açıklıyor. Şimdi öbür taraftan Orta Asya'daki Greco-Romen kültürünün dekadan bir kültür olduğu ve Batı'daki Greco-Romen kültürüyle büyük bir ayrıcalık gösterdiği üzerine de bir tartışma var. Ve bu da oryantalizm tartışmalarının bir parçası olarak gelişmiş. İşte diyorlar, diyelim Palmyra'da, Baalbek'te, Petra'da, Sayda'daki eserler daha batıya karşı çok daha efemine, daha oynak, daha süslü, kısacası daha oryantalist, hiyerarşik olarak da onlardan daha aşağıda bir yer işgal ediyorlar. Roma mı, Orient mi diye bir tez bu. Epeyce bir zamanda devam ediyor. Evet. Ama Osman Hamdi Bey vefat ettikten sonra siz kitabınızda bahsediyorsunuz. Amerikalılar hemen bu lahitleri almak için bayağı kendi aralarında ciddi ciddi yazışıyorlar. Hatta orada çok dramatik bir ifade var. Hani ya 100 Türk'ün ilgilendiği bir mevzu. Yani bu
Hani sizinle ilgili değil ki yani bunu bize verin. Zaten Balkan savaşlarından çıkmışsınız. Bir sürü felaket yaşanmış. Osmanlı maliyesi bitmiş, çökmüş. Orada gerçekten yani bütün bunlara rağmen verilmemesi çok bence çok önemli bir şey. Bir yandan da mesela kitap ilerledikçe siz anlatıyorsunuz, o kısımlara da geleceğiz. Hani vilayet binalarının müze haline getirilmesi, lise bahçelerinin müze haline getirilmesi falan. Ve en sonunda işte kitabın sonunda söylüyorsunuz, işte Herakles heykeli geldiği zaman Antalya Müzesi'nde 3 yıl içinde 400 bin kişi seyretmiş. Demek ki gelmiş yani müzeye o heykeli görmeye. Demek ki o 100 Türk'ü bayağı bir aşmışız yani. Hani orada gerek Abdülhamit'in gerek Osman Hamdi Bey'in bence yani bu müzeyi kurarken ve 1884 nizamnamesini çıkartırken büyük bir vizyonerlik bence gösterdiğini hani şey yapabiliriz diye Tabii, düşünüyorum. tabii. Bir yandan da işte İttihat Terakkicilerin de hani bu geleneği en azından muhafaza etmeye çalıştıklarını da söyleyebiliriz. Bunlar çok önemli şeyler bence. Bundan sonra yavaş yavaş isterseniz hocam Şimdi şu bu şeyi, hani buyurun. şu satın alma durumunu, o bir dedikodu. Fakat Evet. dedikodu olarak Amerika'nın en zengin insanlarından birinin ve metropolitenin de müdürü adam, kulağına fısıldıyorlar. Müze bütünüyle satıldık, battı. Osmanlı İmparatorluğu ve adam hemen birilerini yolluyor İstanbul'a. Kimse duymadan biz bu müzeyi alalım, içinde ne varsa hepsini satın alalım gibi bir şey. Sonra tabii o şeyi de gösteriyor. Bu büyük milyonerler, başında söyledik ya sohbetimizin, ellerine ne geçerse alıyorlar diye. Yani bu kadar büyük bir şeyi de almaya hevesli adam. Metropoliten için alacağım diyor. Evet. O açıdan tabii Amerika'nın milyonerleri suçlamıyoruz. Tabii ki almak isterler ama yani Tabii, tabii. bizimkilerin de satmaması önemli. Bizimkilerin kulağına bile gelmiyor bu. Evet. Tamamen dedikodu. Evet. Böyle bir şey yok. Zaten olamaz da. Çünkü kitapta da gösterdim. Müze durmadan büyüyor. İki tane yeni kanat ekleniyor müzeye. Güzel Sanatlar Akademisi, o zamanın Güzel Sanatlar Akademisi buraya yerleştiriliyor filan. Hatta bir resim koleksiyonu yapmak için de bir çaba var. En azından kopyaları. Bütün bunlar olurken müzeyi satmak diye bir şey. Hele de laikleri söz Evet. konusu değil. Hatırların ucundan geçmiyordur. Evet. Hocam şimdi buradan yavaş yavaş bu müzenin popülerleşmesi ve özellikle batıdaki kitle kültürünün bir parçası haline gelmesi, bu turizmin yoğunlaşmasıyla birlikte. Yani burada ulaşım kolaylığı başlıyor. İstanbul'un dünyayla olan bağları çok kuvvetleniyor. Siz kartpostallardan bahsediyorsunuz. Gezi rehberlerinden örnekler veriyorsunuz. Hatta Ahmet İhsan'ın bir yazı dizisi var, Avrupa'da Neler Gördüm diye bir şey de var. Hem Batı'da hem bizde yavaş yavaş bu gerek servet fünunda, Batı'daki gazetelerde özellikle bu lahit koleksiyonu çok öne çıkıyor ve burada bunun müzelere olan ilgisi nasıl oldu? Yani Müze-i Hümayun'a olan etkisi nasıl oldu? Bir ondan isterseniz biraz bahsedelim, imparatorluğun son dönemlerinde. Bir de kitabınızda bir ifade kullanıyorsunuz. Modernite paketinin bir parçası olarak antikiteye meraklı modern birey. Bunun şekillenmesinde müzeler gerçekten etkili oluyor mu? İstanbul'da özellikle. Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Tabii Metropolitan'la da bir karşılaştırma yapabiliriz. Tabii Avrupa ve bu modern kişi, modern eğitilmiş, modern insan imajı için antikitelere de sahip olabilmek, onları bilmek, anlamak çok önemli bir unsur. Nitekim bu yüzden Amerikalılar bütün
işte Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya geliyorlar, belgeleniyor kendileri, belgeler, özel albümler yapıyorlar, işte kendileri resim topluyorlar falan filan. Bunlar hakikaten Batı'daki modern insan kimlik tanımasının çok büyük bir unsuru. Temelinde de kök arama. Tarihin gücünü görüyoruz burada, yani bir sağlam bir temele bağlama modern insan kimliğini, o var. Şimdi bize gelince İstanbul'a gelen turistler diyelim yahut yabancılar, onlar da tabii müzeye yöneltiliyorlar. Ama bunları müzeye yönelten kim? İşte rehber kitaplar ve Avrupa, Amerika literatürü. Fakat bizde de böyle bir çaba var. Ben bunu yine dergileri karıştırırken gördüm. Dergilerde antik siteler üzerine uzun yazılar var. Diyelim ki Baalbek, diyelim ki Ceraş, diyelim ki Truva, Efes. Ve bu yazılar biraz hem tanıtma hem de buralara nasıl gidilir, gittiğinizde nerede kalabilirsiniz türünden rehberimsi yazılar. Bilemiyorum ne kadar etkisi oldu bunların. Fakat bir etkisi olduğunu zannediyorum. Resimli yazılar en azından görsel olarak bu uzak belgelerdeki, beldelerdeki antik siteleri tanıtma açısından önemli ve de bir araya geliyor bunlar. Tabii düşünün, yani bir sayıda Ceraş, bir sayıda diyelim Bergama, bir sayıda Baalbek. Bunların hepsi toparlanıyor ve bir sürelilik, süreklilik sağlıyor. Bunun da Osmanlı okurunun kimlik formasyonunda bir rol oynadığını düşünüyorum ben. Başka şeyler de var yani. Ali İhsan'ın yazdığı, yanlış söylüyorum, Ahmet İhsan romanı. Ahmet İhsan. Ahmet İhsan'ın, pardon. Avrupa'da neler gördüm? Hayır, ondan bahsetmiyorum ben. Referansları insan unutuyor. Palmira üzerinde bir roman var. Evet. Bu romanda maalesef yazarı nasıl unuturum, linç edilen. Biz onu bulalım hocam. Buluruz. Bu kitapta olmayabilir, başka bir yerde olabilir. Palmira üzerine bir romanı var. Yahut da Palmira asker ressamlarımızdan bir tanesinin Baalbek resmi var. Bütün bunlar Osmanlı kültürünün antikiteyle nasıl iç içe girmiş olduğunu gösteriyor. Başka örnekler de böyle çıkabilir. Benim önüme çıkanlar hep rastgele. Yani rastgele değil tabii, araştırmam sonucu, ama hepsini taramış olmam mümkün değil. Evet. Hocam burada belki şeyden de bahsedebiliriz. Osmanlı'nın antik dünyayla girdiği ilişkide daha erken dönemde mesela Atina müftüsü, biz programda yapmıştık Gülçin Tunalı'yla. Atina tarihi üzerine tarih Atina üzerine, antik Atina üzerine bir tarih metni ele alıyor. Aslında şeyde değil, hani çok yeni bir mevzuda değil aslında. Yani geç dönem için konuşuyoruz ama orta dönem içinde, 16. yüzyıl, 17. yüzyıl içinde böyle bir şey de var. İlişkiye girme şekli de var. Belki bunun üzerinden de bir şeyler söylersiniz. Çok güzel bir programdı. Çok beğendim o programı. Çok da şey öğrendim tabii. Dediğimiz gibi bunun öncesi de var. Evliya Çelebi'yi bir biliyoruz. Ama bu müftününkünü bilmiyordum ben ve çok çok hoş bir şey. Atina çok önemli bir şehir değil Osmanlılar için. Onun için oraya çok giden gelen yok. Ama ben merak da ediyorum. Mesela Baalbek üzerine
yine böyle, eminim ki biraz eşelendiğinde çıkacaktır. Daha yani modern devir öncesi yazarları tarafından da ilgi buraya. Palmyra, Balbek, bunlar o kadar büyük, o kadar çarpıcı siteler ki gören üzerinde etkisinin olmaması mümkün değil. Tabii şöyle şeyler de var. Mesela Balbek'in önemini biliyoruz. Çünkü Ayasofya yapılırken Balbek'ten bir kolon getirilmiş. Sırf tarihe saygı olarak geliyor bu. Çünkü büyük bir zahmet istiyor tabii. Ondan sonra Süleymaniye yapılırken Süleymaniye'ye de gelmiş bir kolon Balbek'ten. Bunlar pek görünür şeyler olmasa da tarihi mirasa olan saygının gayet açık ifadeleri. Bir kültürel devamlılık da sağlıyor. Yani onlarla ilişki de kuruyorlar. O da çok önemli aslında. Tabii. Burada belki hocam şeyi de devam ettirebiliriz. Yani biraz önce bahsediyorduk bu sayda kazıları. Sen bir şey diyecek misin abi? Yok. Bu saydaki lahitin bulunması üzerinden oryantalizm tartışmaları. Bir de bu dönemde sanat eserleri ile beraber yani ortaya çıkan kazılarda arkeolojik buluntularla beraber bunların sanatla da kendi aralarında bir ilişki ortaya çıkıyor. Yani mesela Byron mesela Byron işte Ninova kazılarına hareketle oyun Oyuncu. kalemi alıyor. İşte Delaro yine buradan hareketle işte Sardanapalus'un resmini çiziyor falan. Ama burada da tabii bir şey de var. Oryantalist bir tavır da var. Bu sanatla daha doğrusu arkeolojiyle güncel o dönemin modern sanatı arasındaki ilişki ve bunun ideolojik bağlamı nasıl değerlendirebiliriz? Yine bunları oryantalizme bağlasak. Çünkü oryantalizmin esaslı bir konusu doğulu yöneticilerin, despotların, diktatörlerin aynı zamanda çok güçsüz oldukları, çok efemine oldukları ve bu imparatorlukların zaten yıkılmak durumunda olduğunu tabii hep Osmanlı'yı düşünüyorlar. Şimdi Delacroix'ın Sardanapalus resmi 1827 sanıyorum o resim. Evet. O resim bunun görsel olarak en güzel ifadesidir. Yani adam ya Sardanapalus ayrıca resmin boyutları inanır mısınız 5 metre ve 4 metre. 5 metreye 4 metre. Burada Delacroix'un küçük resmi yoksa hatırlayacağım. bir yatak var. Yatakta Sardanapalus yatıyor. Hakikaten kontrolsüz, dejenere bir yönetici olarak etrafında ve şeyine gidiyor yani. Artık sonuna gelmiş Sardanapalus. İmparatorluğu da, kadınları da, malı, mülkü, her şeyiyle birlikte o dekadansın son işte evet, bunu düşünün. 5 metreye 4 metre. Bu dekadansın son anlarını gösteriyor. Şimdi Lord Byron'un piyesi bundan biraz daha önce, 1821. 1821'de Lord Byron'da Doğu imparatorluklarının dekadanlığını tabii ki Yunan bağımsızlığı da söz konusu burada. Onun karşısında Osmanlı İmparatorluğu'na yönelerekten Sardanapalus'u metaforik olarak kullanıyor. Şöyle bir şey diyeyim. Bunların ikisi de hem Delacroix'ın resmi hem Lord Byron'ın piyesi Nineve kazılarından önce. Nineve yani Asur, Mezopotamya medeniyetini ilk defa Batı'ya tanıtan Austin Henry Layard'ın Nineve kitabı 1849'da basılıyor. 1849'da basıldığı
basılıyor ve büyük ilgi görüyor. Bu renkli resimli gayet birkaç baskısı falan yapılıyor peş peşe. Şimdi Lord Byron 1821'de yazmış piyesi de ama bu piyes durmadan sahneleniyor. Ve sahnelerken bunu giderek daha zenginleşiyor dekorlar. Çünkü Layard'ın Nineve kitabından ve aynı zamanda British Museum'a gelmeye başlayan eserlerden yararlanıyorlar. Şimdi bizde Abdülhak Hamit'in Sardanap Ali var. Abdülhak Hamit'in Sardanap Ali ile Lord Byron'ınkini karşılaştıran tabii İnci Ergin'in çok güzel bir araştırması var. Bu beni aşar. Ben sadece ana fikirlerine baktım ve setlere baktım. Sahneleri nasıl görsel olarak düşünmüşler diye. Abdülhak Hamit'in de içerik olarak Abdülhak Hamit de Abdülaziz ve Abdülhamit devirlerinin baskısına karşı kullanmış aynı metaforu. Şimdi Abdülhak Hamit'in Mezopotamya kültürü nereden geliyor? Bir kere British Museum'dan geliyor. Çünkü İngiltere'de çok yaşamış biri. Eminim Layard'ın kitabı kütüphanesinde vardı. Ama bizim müzemizde var. Bizim müzemizde de artık Asur eserleri var. Bütün bunlar edebiyata da bir şekilde girmiş, edebiyata ve tiyatroya. Tiyatro sanatına da bir şekilde girmiş oluyor. Yani çok hoş bir şekilde bence antikiteler kültür hayatımızın hayat gerek batıda gerek bizde her bir tarafına olmadık kanallardan girebiliyor. Evet. Burada... Bu hiç sahnelenmemiş Abdülhak Hamit'in Sardanap Ali sahnelenecek gibi değil zaten çünkü onun istediği etkileri yaratmak mümkün değil. 1876'da yazmaya başlıyor, 1919'da yayınlıyor bu arada yani hani herhalde Abdülhamit döneminde cesaret edemiyor, sonra İttihat Terakki şu bu derken ancak 1919'da yayınlanıyor ama Abdülhamit'ten hani, başlıyor. Evet. Abdülaziz'den başlıyor. O Abdülhamit'le düşünüyor. Aslında pek öyle parlak bir piyes de değil laf aramızda ama ne. Tahmin edebiliyorum. Ben şimdi İnce Engin'in hocanın makalesini bulursam bir bakmak isterim gerçekten. İlginç tarihsel olarak edebi tarih açısından çok ilginç. Ve evet. Lord Byron'la o karşılaştırma da çok ilginç. Evet. Şimdi siz demin Delacroix'dan bahsederken söyledim onu. Delacroix'un zaten küçük resmi yok. Yani her resmi 5 metreden aşağı değil. Var gerçek, küçük de var ama eskiz gibi onlar. Portre olursa tabii. Yani gerçek birebir boyutlarda yapıyor çoğu resmini. Bir de o resimde atları da boğduruyor dikkat ederseniz. Yani sadece cariyelerini değil. Yani kıymet verdiğine varsa atları, cariyeleri, şunlar bunlar kendisiyle birlikte boğduruyor vesaire. Neyse. Ben yani bu resim okumakla bitmez. O kadar çok katı var ki. Evet. Şimdi hocam buradan devam edelim. 1880 işte'lerde bu Müze-i Hümayun kurulup da 84 nizamnamesiyle artık Anadolu'da bulunan her şeyi müzeye vereceksiniz. Şartı çıktıktan sonra Anadolu'da bir kazı seferberliği gibi bir şey. Zaten başlamış olan kazılar da var. Burada benim çok heyecanlandıran bir şey vilayet binalarının müze gibi kullanılması veya işte Rüştiye binalarının, bahçelerinin müze gibi kullanılması, hatta Rüştiye öğrencilerinin ve öğretmenlerinin de bir anlamda bu eserleri öğrenmeleri ve bunları halka anlatmaları için böyle bir takım teşvikler yapılıyor. Bu bana çok hani ilginç geldi. Hani sadece 100 Türk'ün ilgileneceği bir müze bir anlamda Anadolu'nun her yerine işte bugün en küçük Anadolu Müzesi kentinde bile bir arkeoloji müzesi veya işte bir
şey vardır, bir arkeolojik kalıntı varsa bunların adımları atılıyor. Burada bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu bilinçli bir şey miydi? Halk buna nasıl ilgi gösteriyordu vesaire? Daha sonra zaten ilerleyen bölümlerde şeyde konuşacağız, kazı alanlarındaki insanların geçmişle olan bağları üzerine, ama bu daha Anadolu merkezi düşünürsek, bu vilayet binaları ve lise bahçelerinin müzeleştirilmesi işini biraz açabilir miyiz? Anadolu değil, imparatorluk ölçeğinde düşünmemiz lazım bunu. Nizamnamelere göre bütün bulunan eserler bir hükümet konaklarına yahut rüştiyelere götürülecek. Orada belgelenecek. Önemlileri İstanbul'a yollanacak. Geri kalanları da oralarda kalacak. Yani amaç aslında hepsini bir şekilde İstanbul'a getirmek de o pek mümkün değil. Bu bir pratik sorun çözüm olarak öneriliyor. Fakat sizin de şimdi söylediğiniz gibi çok ilginç bir hale geliyor. Yerel müzeler yaratılmaya başlanıyor vilayet konaklarında. Bunların çok ilginç bir tanesi Beyrut Vilayet Konağı ki çok da hoş bir bina bu. Şimdi hiçbir şey yok yerinde. Onun avlusunda topluyorlar. Fotoğraflar da var o avluda toplanan eserleri gösteren. Böylece burada bir müze oluşuyor. Şimdi her yerde bu kadar sistematik gelişmiyor. Bu orasına burasına koyuyorlar ama inanır mısınız? Her türlü bina, polis istasyonlarında bile, karakollarda bile eski eserler görülebiliyor. Müşteriler dediğiniz gibi çok önemli ve burada üç büyük büyük demeyeyim, üç önemli şubesi oluyor Müze-i Hümayun'un. Kitapta yok bunlar. Bunları ben yeni araştırmalarımdan buldum. Bunun bir tanesi Konya İdadisi, diğeri Bursa İdadisi. Bahçelerine küçük birer müze yapılıyor. Ana kapıdan giriyorsunuz, bir yoldan bu müzeye gidiyorsunuz. Kudüs'te yapılıyor bir müze. Kudüs'te ayrı bina yapmıyorlar. Yeni açılan idadenin içinde ama resmen Müze-i Hümayun şubesi olarak açılıyor bu müzeler. Ve tabii ki bunları ilgi oluyor olması şart diye düşünüyorum. Tarih öğrenimini düşünüyorum müşteriyelerde bu sırada. Dünya tarihi öğretiliyor. Osmanlı tarihinin yanında işte antik tarih öğretiliyor. Kitaplardan da belli zaten. Şimdi bu eserler burada dururken bilmiyorum ama öğretmenleri, çocukları işte çocuklar bu eserler bu devirlere ait demiyorlar. Tabii ki diyorlar. Yani böyle bir pratik bağ kuruluyor. Kurulmuştur zannediyorum tarih öğretimine destek olarak. Başka şeyler de var, açık alan müzeleri. Bunlar da halkın kendi isteğiyle oluyor biraz. Osman Hamdi Bey'in Sayda kitabında bununla ilgili epeyce bir kısım var. Kazı yaparlarken köylüler merak ediyorlar. Geliyorlar, seyrediyorlar. Ne oluyor burada, ne oluyor? Girmek istiyorlar filan. Peki diyor Osman Hamdi Bey, ben size haftada bir gün gezdireceğiz burayı. Açacağız, göreceksiniz. Yani yeniden ilginç olan halkın ilgisine karşı bu müzenin açılması. Başka müzeleri var, Bergama'da var, Balbek'te var. Yabancılar da geliyor. Ama sadece yabancılar değil. Yerli resmi görevlilere verilen sorumluluk çok büyük. Kontrol. İşte bütün memurlar bunları neredeyse hani
İlkokul öğretmenlerine kadar bütün resmi memurlara siz bunları kontrol edeceksiniz. Kimse alıp çalmasın buradan hiçbir şey diye böyle talimnameler veriliyor. Dediğiniz gibi bu çok hani, İstanbul Müzesi'nde gördüğümüz o Centilmen Kulübü'nün çok 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 fazla ve ilerisine giden bir durum var burada. Evet. Tamam. Ben de çok heyecanlandım. Yani okuyunca bunu vitrinler yapılıyor. Nasıl altyazıları nasıl yazacağız? Bütün bunlar tartışılıyor, konuşuluyor. Hatta mesela Kudüs'te müze açılmadan daha önce, birkaç yıl önce, epeyce bir zaman önce hatta bir müze müdürü tayin etmişler. Evet. Sizin kitabınızda şöyle, şimdi lafı Ozan'a vermeden önce şey yapayım, hatırladım kitabınızda. Asar-ı Atika ilmine vakıf insanlar yetiştirmek için bir müfredat hazırlanıyor. Bu müfredat tabii nizamname gibi bir şey hazırlanıyor. Hani çok uyuluyor uyulmuyor bilmiyorum. Yani mutlaka bir takım insanları yetiştiriliyor falan ama hani öyle bir çaba ve gayret hani de var yani, hani bir yandan da böyle bir çabanın da olduğunu söylemek lazım herhalde. Şey yapılıyor, 1875'te antikite uzmanı yetiştirecek bir okul kurma, yani şey düşüncesi var. Şey de çok güzel, eğitimi de 2 yıllık eğitim boyunca öğrencilerden Türkçe, Fransızca, eski Yunanca, Latince öğrenmeleri ve tarihle coğrafya konusunda güçlü bir temel edinmeleri bekleniyordu. Uzmanlık dersler arasında eski eserler, Asar-ı Atika ve numizmatik gibi konularıyla ayrıca altıdan kopya yapacaklar, fotoğraf çekecek. Yani cidden böyle hani... İki yılda. Doktora ve postdoktora bir arada olmuş 2 yılda. Niyeti ya ama. Ama yok, işte yani iyi. Biraz şey olunca hani geride kalınca imparatorluk böyle bazı şeyleri hızlı hızlı herhalde düşünmüşler yani. Yapacak bir o şey kadar dil öğret. Evet. Kim öğretecek bu çocuklara bütün bunları? Evet. Bir de teknik işler de yani nihayetinde. Hocam burada Müze-i Humayun'dan bahsediyoruz. Osman Hamdi'nin işte Osman Hamdi kuruyor ve 1910'da vefat ediyor. Ve kardeşi Halil Ethem al müdürlüğe geçiyor öldükten sonra. Burada yani kişilerden mi kaynaklanıyor yoksa o zamanın siyasi konjonktüründen mi kaynaklanıyor? Müze-i Hümayun'un politikası biraz değişiyor. Yani Asar-ı Atika veyahut da genel olarak Osmanlı coğrafyasındaki arkeolojik eserlerle ilgilenirken daha böyle bugünkü şeyleri kullanacağım, yerli milli, işte Osman Halil Ethem Osman tarihi encümeni kuruyor. Ondan sonra kendisi de bir numizmatik üzerine çalışmalar yapıyor ama daha çok böyle daha yerel, yani Osmanlıcı bir şekilde bir politika sürdürmeye başlıyorlar. Bu kişilerden kaynaklı bir durum mu yoksa genel olarak siyasi konjonktürle alakalı mı? Valla kesin cevap vermek zor buna. Fakat tabii ki ikinci meşrutiyet devrinin getirdiği bir anlayış var burada. Öbür taraftan bana yani Müze-i Hümayun'un o zamana kadarki tavrına da bir reaksiyon görüyorum. Ona da bir reaksiyon olarak bu işte İslam eserlerini, yerli eserleri, sadece Osmanlı, Selçuk falan değil, bütün İslam eserlerine değer vermek, bunları müzeye katmak çabasının müzenin ilk dönemlerine bir reaksiyon olduğunu da düşünüyorum ben. Halil Ethem'in kendi ilgileri kesinlikle önemli bir rol oynuyor. Ve Şehbal'deki kitapta ben bundan epeyce bahsettim. Halil Ethem Bey'in Şehbal'deki
basılan yazıları çok ilginç. Korumamız gereken eserler mahvoluyor diyor. Eserlerimiz mahvoluyor. Ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerindeki anıtlardan bahsediyor. Ama bunun yanında çok mesela mütevazi şeylerden de bahsediyor. Ne bileyim ben, Ezine'de iki padişah mezarı diye resimler de çizilmiş. Gayet basit, gayet küçük şeyler bunlar. Yani burada bir koruma kaygısını da ele alıyor. Fakat mimarlık tarihine, sanat tarihine bakış açısında bir değişme görüyorum ben. Hem dediğiniz yerel mi diyeceğiz, İslami eserler mi diyeceğiz, ne diyeceğiz bilemiyorum onlara, ama onlara karşı bir ilgi var. Hem de mütevazi ve alışılmamış eserlere karşı bilimsel bir yaklaşım var. Kayıklar mesela, padişah kayıkları, saray kayıkları, yahut da küçük çeşmeler. Bütün bunlar Halil Ethem'in yazılarında var. Şimdi bir şey daha var. Ben bunu oryantalizm, Avrupa Şarkı Bilmez kitabında incelediğimiz sanat tarihi söylemine de bağlı olarak düşündüm. Celal Esat 1960 yılında bir takım yazılar yazıyor. İşte Osmanlı sanatı nedir, Arap sanatı nedir falan filan diye. Bir de sözlüğü var onun, İstilahat-ı Mimariye. Bu İstilahat-ı Mimariye kitabında basit güncel mimariye adam akıllı dikkat çekmiş. Mesela o da bir ev meselesi var ya. Yani sadece büyük anıtlar değildir bunlar, mimariyi anlamak için sadece mimari kültürünü anlamak için sadece anıtlara bakmak yetişmez. Mütevazi günlük binalara, küçük eserlere de bakmak gerekir diye bir anlayış gelişiyor. Ben bu anlayışı Avrupa sanat tarihine, sanat tarihi literatüründen çok daha önde görüyorum. Onlarda daha böyle bir şey pek yok. Bütün olarak görme, daha ilk adımları tabii, ondan sonra 1920'lerde iyice gelişiyor. Bu sanat tarihi, mimarlık tarihi, kültürü nedir, ne değildir, ona da bağlı oluyor. İslam Müzesi'nin açılması, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin kuruluşu 1914. Bütün bunlardan sonra oluyor. 1906'dan sonra, 1910'lu yıllarda, 12'de galiba Halil Ethem Bey'in yazılarının çoğunluğu onlardan sonra oluyor. Yani bir böyle oluşumdan sonra açılıyor ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ne var? Hat yazıları var, işte halı var, oyma var, ahşap işlemeciliği var. Bayağı geniş kapsamlı bir müze bu. Evet. Cevap verebildim mi bilmiyorum. Daha çok antropoloji, yani bir böyle bir şey de var. Antropoloji müzesi gibi aslında yani. Ben şeye benzetiyorum hocam. Şimdi siz müzeleri ikiye ayırmışsınız ya. Bir ansiklopedik müzeler, diğeri Ben ayırmadım. Aman ben değilim ona pardon, ayırdım. yani kitabınızda böyle bir şey var. Ben Müze-i Hümayun'u biraz ansiklopedik müzeye, Türk İslam eserlerini de milliyetçi tırnak içinde müze kategorisinde hani kafamda oturtuyorum. Bilmiyorum katılırsınız katılmazsınız. Sonuçta müzeler bir milli anlatı üzerine de inşa edilebilir Tabii. veya işte tamamen halkın genel kültürünü, kendisine yabancı bile olsa genel kültürünü, orada sergilenen şey kendisine yabancı bile olsa o genel kültürü yükseltmek maksadıyla da müzeler inşa edilebilir. Ben burada hani biraz Müze-i Hümayun'u ansiklopedik müze gibi değerlendirdim. Türk İslam Burada eserleri de biraz milliyetçi söyleme daha uygun gibi bir... ama Müze-i Hümayun ansiklopedik bir müze değil. Sadece
eski çağların ansiklopedik müzesi o. Evet. Yani geliyor, bir yerde duruyor çünkü. Evet. Burada hocam, abi soruya geçmeden şeyden bahsedeceğim ama yani kitabın içinde mesela beni çok bu şey konularıyla da alakalı aslında bu ulus inşasında müzelerin rolüyle de alakalı aslında. Bu Osmanlı Müzeyi Hümayun kurulduğu zaman Avrupalıların verdiği tepki de aslında çok ilginç. Yani onlar şey değildir, nedir? Müzeyi hak etmiyorlar. Eski eserleri Yunan'dan veya işte Roma'ya ait eserleri sergilemeye hak etmiyorlar. Bize gelmesi gerekir gibi bayağı böyle bir şey var. Propaganda da var. Yani aslında bu ulus inşasıyla da çok böyle yakından alakalı aslında. Bir yandan da tabii şey kısmı da oryantalizmle de bağlantılı bu işler. Bunu da yani şey yapmak gerekiyor. Bir dipnot olarak da düşmek gerekir. Tabii çok önemli. Siz kim oluyorsunuz da böyle bir müze kuruyorsunuz. Fikri var orada. Evet. Ama bizim kimliğimiz Osmanlı, geç Osmanlı kimliği açısından da, o kimliğin modernitesi açısından da ve o modernitenin Greco-Roman kültürüne, Mezopotamya'ya bağlanması açısından da o müze çok önemli. Evet. Hocam şimdi sizin kitabınızın bence en güzel bölümlerinden bir tanesi bu son kısmı. Son kısımda siz kazı alanlarındaki yüzleşmelerden bahsediyorsunuz. Kazı alanlarına giden işte yabancı arkeologların yerel halkla karşılaşması, onların yaşam biçimleriyle bir anlamda hesaplaşması ve bir süre sonra burada yaşanan çatışmalar, bir hiyerarşi kuruluyor vesaire. Burada herhalde bir üçlü sac ayağından bahsedebiliriz. Bir yerel işte halk, iki kazayı yapan arkeologlar ve müfettiş olarak çalışan Osmanlı memurları gibi. Burada çok ilginç bir bölüm bu. Yani bu bölüm üzerine biraz bence durmak da gerekiyor. Bu insanlar geçmişin ihtişamı ile bugün o gün yaşanan, gerçekte yaşanan fakirlik ve fukaralık arasında inanılmaz bir uçurum görüyorlar ve bundan çok etkileniyorlar muhtemelen. Siz Amerika'daki belgelerden yola çıkarak bunlardan bahsetmişsiniz. Bir tanesi Nippur kazısı, diğeri de bu Salihli'deki Sardis kazısı. İşte hani kazı evinin kuruluş yerinden arazi, yani morfolojik seçimden tutun da işte bu çekilen fotoğraflardaki jestlere, mimiklere kadar birçok hikaye var burada. Hani ben çok içeriye girmek istemiyorum ama bu burada nelerle karşılaşıyor bu arkeologlar? Neler hissediyorlar? Siz hani o arşivlerde epey bir şey yapmışsınız. Kitabınızda da bol bol görsellerde bunu da görmek mümkün. Bu çatışma ve karşılaşma, yüzleşme hali nasıl sonuçlar doğurmuş? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Ve bu konu aslında bence, yani benim bilebildiğim kadar hiç işlenmemiş bir konu. Galiba öyle ve çok ilgi çekti bu son iki bölümü kitabın, emekle ilgili olan kısımları. Şimdi bunu araştırmak da, ben daha genç bir araştırmacı olsaydım yapmazdım bunu, yapamazdım. Ama biraz böyle yaş ilerledikçe bir takım şeylere hak kazanıyorsunuz. Ve bir takım tahminler, bir takım satır aralarını okumakla ortaya bazı tezler sürebiliyorsunuz. Tezleri sürerken de tabii kesin hiçbir şey söylememek lazım. Çünkü belge yok. Orada çalışan emekçileri konuşturmanın
imkanı yok. Okuma yazmaları yok tabii. Yani imkanı yok. Onlar orada çalışan sessiz bir halk. Nasıl konuşturabiliriz bunları? Ancak arkeologların yazdıklarını tersinden okuyaraktan konuşturabiliriz. Ve ben hani böyle dikkatle okumaya çalıştım arkeologların raporlarını. Ve bazı şeyler çıkıyor ortaya. Şimdi bir yerde bakıyorsunuz tabii çok fakir bir halk bu. Köylerinden kalkıyorlar, geliyorlar kazı sahasına. Para için geliyorlar. Başka hiçbir şey için gelmiyorlar. Için. Fakat arkeologları çok bozulduğu bir olay var. Ekim zamanı geldiği zaman imkanı yok, tutamıyorlar onları orada. Ve kazı mevsimini işçiler kararlaştırıyor böylece. Bu sadece bir örnek. Yahut da benim çok garibime gitmişti. Diyor ki Mezopotamya'da yine Nippur galiba, yağmur yağdığı zaman diyor, kadınlar yağmurdan sonra hemen çıkıyorlar, toprağı taramaya başlıyorlar ve orada buldukları küçük küçük mühürleri ne buluyorlarsa topluyorlar. Onları sonra işte kendi boncuklarla birlikte bir araya getirip kendilerine mücevher yapıyorlar diye ha gülüyor. Birkaç sayfa önce yerli halkın nasıl antikitelerle ilgili olmadığını yazan arkeolog, birkaç sayfa sonra bu kadınların eski eserlerden mücevher yarattığını anlatıyor. Evet. Şimdi o mücevherler elimizde olsa ne kadar bayılırdım. Keşke benim elimde olsaydı. Ya o müzelerde satılırdı. Onlar kendileri eser. Ama hani böyle dediğim gibi çok zor çalışanlara ses verebilmek. Görsel malzeme de ilginç burada ve hemen şöyle bir durum çıkıyor. Kolonyal şehirlerde olduğu gibi muazzam bir ayırım. Arkeologlar kendilerine böyle güzel mekanlar yaratıyorlar. Oraya mesafe koyarak da yerlilerin yerleşmesi için mekanlar yaratıyorlar. Ve bunlar sitler genellikle yerleşimlerin dışında olduğu için köyler gelişiyor. Mevsimsel köyler gelişiyor bunların yanında. İki ayrı yaşama şekli. Osmanlılar mümkün olduğu kadar müfettiş yollamaya çalışıyor. Tabii her kazıya da müfettiş yollamak mümkün değil. O zaman işte müdürler, öğretmenler falan filan işin içine giriyor. Fakat bu gelen müfettiş, ben en çok burada müfettişe acıdım bu üçlü durumda. Müfettiş genellikle Mezopotamya, yerli halkın dilini konuşamıyor. Öbürlerinin dilini konuşuyor tabii ama nece konuşuyorlar? Şimdi İngilizce. Benim baktığım site Amerikalıların, Amerikan arkeologlarının olduğu site. Tabii ki İngilizce bilmiyor, Fransızca bilmiyor. Yani demek ki ikisiyle de bir dil anlaşması mümkün değil. Arada kalmış bir statü bu Osmanlı'nınki. Ama insan dinamiği açısından köy kuruluyor. İnanılır gibi değil yani. Adam akıllı bir köy kuruluyor. Çünkü 500, 600, 700 bin kişi çalışıyor orada. Ve ihtiyarlar, çocuklar, herkes var. Bütün hayatıyla birlikte oraya geliyor kırsal bölüm. Arkeologlar için de etnografi araştırmaları yapmaları imkanı çıkıyor burada. Fotoğraf çekiyorlar, hatıralarını yazıyorlar. Hatta müziklerini belgeliyorlar falan filan. Bu çok büyük bir konu, çok araştırılması gereken bir konu. Bugünkü arkeoloji araştırmalarında da böyle şeyler oluyor. Bunu hep duyuyorum arkeolog arkadaşlardan. Ama geriye gittiğimizde tabii bir de Osmanlı İmparatorluğu'nun son devrinin politik karışıklıkları da giriyor işin içine. Evet. Hani Osmanlı modernitesi de giriyor. Telgraf çekmeleri lazım. Postane lazım.
diyelim. Bunların hepsi Osmanlı infrastrüktürünün bir parçası. Burada hocam bir ek yapmak istiyorum. Benim dikkatimi çekti. Siz kitabınızda görselini kullanmışsınız. Nippur'da bir kale yapıyor bu şeyler. Çok fazla soygun vesaire olduğu için kendilerine bir kale yapıyor. Halk ona kale diyor. Onlar halk ona kale diyor. Evet. Onlar kazı ediyorlar ama şimdi ben mesela baktığım zaman orada bir zigurat gördüm. Yani bayağı zigurata benziyor ve hani bu şimdi bu arkeologlar ilk geldikleri zaman kazı alanına bir bakıyorlar ki kazı alanının ortasında bir köy var. Yani orada antik kentin göbeğine köy kurmuşlar. Sonra diyorlar ki ya işte bu köylüler de antik kentin ortasına köy kurmuşlar falan filan biraz böyle hani küçümseyen bir şey yapılıyor. Ama sonuçta günün sonunda onlar da aynı malzemelerle kerpiçle bilmem neyle bir kazı evi olarak ziggurat formunda bir şey yapmak zorunda kalıyorlar. Yani öyle modern bir şey de çıkmıyor ortaya. Çünkü iklim biraz öyle olması gerektiğini şey yapıyor. İşte siz kitabınızda bahsediyorsunuz işte serin olması vesaire falan filan. Yani neye karşı çıkıyorlarsa günün sonunda aslında biraz kendileri de yani coğrafya kaderdir hikayesine geldik gene. Kendileri de sanki o mimari forma biraz teslim oluyorlar gibi. Şimdi o kale, o bina çok ilginç bir bina. Zenginlerin evlerine bakıyorlar. Evet. Ve onların evlerinde, onların konakları, yani bölgedeki varlıklı insanların konaklarından ilham alıyorlar ne yaparken. Hem kale gibi oluyor, dışarıya karşı korunmalı, hem iklimsel olarak iyi oluyor, hem de bir yani rejyonalizm geliştiriyorlar bu binalarla. Sardık'ta da öyle, Sardık'ta da. Güya kendileriyle alay da ediyorlar. Biz Türkiye'yi inşa ettik diye düşünürken yerliler buna Amerikan evi diyorlar. Amerikan sarayı diyorlar. Evet, yani, evet. Fakat hani bütün bunun dışında şey var. O ayrım çok kesin. Biz geliyoruz buraya çalışıyoruz ama biz onlardan değiliz. Bizim yerimiz başka, yerlilerin yeri. Hatta korkuyorlardı. Evet. Çok ilginç bir durum. Bir yandan mecburlar oradaki emekçileri evlerin içine almaya. Çünkü kazı evini ahçı lazım. İşte hizmetçi lazım, temizleyici lazım, ahçı lazım. Bahçeyi hani kendilerine göre sebze yetiştirmeye kalkıyorlar. O sebzeleri sulayacak adam lazım, bahçıvan lazım. Hani bir takım çok komik şeyler de oluyor burada. Öyle şeyler ekiyorlar ki yetişmesi mümkün değil Mezopotamya'nın o ikliminde. Evet. Burada özellikle bu morfolojik olarak seçtikleri, yani bütün kazı alanına hakim tepeler seçmeleri, yani bayağı işte kazı alanının yukarısında Nippur'da bu çalışmıyor. Yani bir kum fırtınasında duman oluyorlar. Mecburen tekrar yerlerin uygun gördüğü yere taşımak zorunda falan kalıyorlar. O mesela çok hani trajikomik olaylar da oluyor bir yandan. Değil mi? Tabii canım, bu kolay değil bu arkeologların hayatları. Ama akşam yemeğini dört öğün yemek çıkartıyor onlara Ahçı Cengiz dedikleri adam. Ben yani. Hayır, şöyle et meselesi, koyun eti istiyorlar. Çünkü zor koyun eti bulması orada. Tek sürü yetişi sahibi oluyorlar. Olacak şey değil ya. Evet, evet. Şaraplar geliyor Suriye'den. Yerliler de bakıyorlar. Bunlara taşınıyor. Durmadan yiyecek taşınıyor. Evet. Ozan sen devam et istersen. Yani şunu diyeceğim, aslında biz bu şimdi kaydı pazar günü yapıyoruz. Bu sabah tabii siz hocam dinleyenlere de şey yapmak lazım, bilgi vermek lazım. Siz Amerika'dan, New York'tan katılıyorsunuz. Ve arada 7 saat farkı var. Bugün işte müze, asar atika bağlamında da konuşabileceğimiz yani bir durum aslında. Bugün sabahleyin işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
geçen ay Sotheby's'le satılan, evet, açık arttırmayla satılan Kanuni tablosunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alıcısı tarafından, kimliğini bilmiyoruz, kim olduğunu bilmiyoruz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlandığını açıkladı. İşte belli neden sonra işte ikinci tablo şey, alımı veyahut da işte sahiplenmesi belediyenin. Bu açıdan belki şeyde konuşmak gerekir. Yani en başında konuştuğumuz mevzulardı bunlar. Yani bu New York Metropolitan Müzesi ile işte Asar-ı Atika'yı karşılaştırdık biraz. Bu bağlamda da bunu biraz değerlendirir miyiz? Güncel Türkiye'deki bu eski eserlere, tarihi eserlere kimler sahip çıkıyor? Veyahut da eski eserlerin sahipleri kimler? Belki bu bağlamda da konuşabiliriz. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi bu çok karıştı Ozan Bey. Şimdi bu portreden yola çıkarsak, bu sadece bizim sorunumuz değil bu. Devletlerin, devlet müzelerinin en büyük sorunu özel kişilerden böyle hediyeler alması. Çünkü bir kere yerleşmiş olunca müze bu söz konusu olmuyor. Bağış da yapmıyorlar. Yani ben bunu Avrupa müzecilerinden de çok duydum. Amerika'daki zenginlerin yaptığı türden bağış yapma geleneği olmuyor. Devlet yapsın meselesi. Onun için bizde de pek görülmüş bir şey değil. Bunun karşılığında özel müzeler var tabii. Özel müzelerde, onlar da çok önemli müzeler, onların hikayesi ayrı bir şey. Bilemiyorum, ikinci sorunuza gelince antikiteler kimin malıdır? Bu çok başka bir soru. Çok karışık ve çok tartışmalı bir soru bu. Son diyelim 10 yıldır, 15 yıldır adam akıllı bir tartışma açıldı. Yeniden Reynak'ın o size 1883 yılında yayınlanan yazısına giden bir tartışma bu. İşte bu Orta Doğu, sadece Orta Doğu değil, dünyanın pek çok yerinde insanlar, biz yine bizim coğrafyalarımızdan bahsedelim. Diyelim mesela Irak'ta, Lübnan'da, Türkiye'de ama Yunanistan'da insanların bağları yok bu antikitelere. Kültürel olarak Avrupa kültürü buna bağlı. Onun için antikitelerin esas sahibi Batı. Burada bir şey de var galiba hocam. Köken ülke, köken kültür tartışması, evet, var değil mi? Evet, evet, evet. Köken ülke, evet. Yani bu neler neler geliştirdiler. Bu ansiklopedik müze fikri. Ansiklopedik hümanistik müze. Efendim, British Museum, Louvre, bizimkisi Metropolitan Hümanistik Müze, öbürleri Milliyetçi Müze. Bu çok acayip bir şey ve bunu çok kolay bağlantılar yaptılar bu varsayımdan çıkarak. İşte Saddam Hüseyin tarihi nasıl kullanmış? Efendim başka doğulu politikacılar tarihi nasıl kullanıyormuş? Bütün bu müzelerin politik tarihine baktığımız zaman antikitelerin politik olarak nasıl kullandığını zaten görüyoruz. Kolonyalizm çerçevesi içinde, emperyalizm çerçevesi içinde bunlar o kadar çok tartışılmış şeyler. Bir tarafa bırakalım hepsini. Biz şimdi masum hümanist müzeler kuruyoruz. Bu hümanistik müzelerde, bu ansiklopedik müzelerde bütün dünya kültürünü gösteriyoruz diyorlar. Ve doğrusu da budur. Çünkü milletlere ait müzeler ziyaretçisi azdır. O belgelere sıkışık kalırlar. Halbuki efendim New York'taki bir müzeye geldiğiniz zaman yan yana hepsinin bütün kültürleri, bütün medeniyetleri görebiliyorsunuz ve herkes açık oluyor. Ama kim bu herkes? Kamuya açık diyorlar. Kamu kim?
Evet. Kitabınıza da soruyorsunuz. Yani çok ilkel bir tartışma aslında. Sabah bakıyordum. Bir tanesi önde gelen bir isim diyor ki işte Lübnanlı biriyle konuşuyormuş. Hiç ilgilenmiyormuş o Lübnanlı köylü Greco-Roman kültürüyle. Onun için diyor o memlekete ait değildir o kültür. Ya bu da yanlış. Münferit böyle örnekler seçip İşte yani münferit örnekler seçiyor. Ondan sonra da işte bunlar ilgilenmiyorlar, bilmiyorlar deyip ondan sonra da sahipleniyorlar. Tabii orada kamu mevzusu da yani New York'ta açıldı diyelim böyle bir müze. Kim ziyaret edecek? İşte Amerikalılar. Sonra işte parası olup New York'a gelebilecek insanlar. Yani. Aynen. Yani elit müze yaratıyoruz diyorlar. Tabii ki büyük müzeler bunlar. Tabii ki çok önemli müzeler. Bir de bu hareketin ortaya çıkmasında etken olan olay o küçük ülkelerden, kaynak ülkelerden talepler gelmeye başlamış olması. Epeydir oluyor bu tabii. Kanun dışı getirilmiştir, geri yollayın. Kanun dışı getirilmiştir, geri yollayın meselesi. Bütün Avrupa müzelerine de oluyor bu. O kolonilerden getirilmiş bir sürü sanat eserini geri istiyorlar. Bunları vermemek için bir takım argümanlar geliştirmeleri gerekiyor. Bu da o argümanlardan bir tanesi. Çok uğraştırdı bizleri ama bu argüman ve dinlemiyorlar. Evet. Hocam burada kitabınızın son kısmında, son paragraflarda popüler bir olayı da anlatıyorsunuz. Ben onu da son bir hani belirtmek istiyorum. Bu IŞİD'in yaptığı arkeolojik tahribat. Ama o tahribatı gösterirken yan tarafta dizilmiş olan arkeolojik eserlerin de batılı alıcıların nazarlarına sunulduğunu biliyoruz. Ve onların birçoğu da batıya kaçırıldı. Yani bu kaçırma hikayesi hiçbir zaman hız kesmeyecek. Çünkü bir alıcı varsa bir satıcı da illa bulunuyor ve bu köken ülke köken kültür meselesi tabii tam bir tuzak. Minareye kılıf uydurma şeyi tartışması yani bir anlamda. Bu IŞİD meselesiyle ilgili de söyleyeceğiniz bir şey varsa onu da alalım sonra da kapatalım isterseniz. Yani şöyle depolanma meselesi var tabii. Hemen satış mümkün değil. Bunu da ben Amerikan basınında okudum. Yani bilinmeyen bir olay değil. Satışlar devam ederken bu satışlar Avrupa'da müzeler, Avrupa'da depolarda, orada burada depolarda bu eserler saklanıyor. Hemencecik bunları satışa çıkarmak mümkün değil. Ama uzun vadede tabii ki büyük değerleri olduğundan satılabilecekler. Evet. Çok acıklı bir durum ama nasıl buna karşılık pek çok eseri de geri vermek zorunda kalıyorlar. Yani New York mahkemelerinin en önemli işlerinden biri bu. Evet. Ben sosyal medyada Iraklı bir arkeoloğun Irak'ta kendi müzesindeki eserin Almanya'da karşılaştığı zaman gözyaşlarına boğulması videolarını çok gördüm. Yani maalesef bu talanı hani bir şekliyle artık ahlaki bir mesele olarak yani durdurmak ve bir şekliyle bunları koruma altına almak gerekiyor. Ama burada tabii esas olan şey alımın ortadan kaldırılması. Türkiye herhalde en fazla alacaklı durumdaki ülkelerden bir tanesidir. İşte pek çok şey verilmiş o da var. Bazıları kanunlardan önce getirilmiş. Öyle de pek çok eser var tabii. Hepsinin provenansını çıkarmak da mümkün değil. Hani artık bu saatten sonra bu müzeleri boşaltalım diye bir tez ortaya koymak da garip olacak. Mümkün değil zaten. Ben düşünüyorum ki en azından nasıl elde edildikleri bir şekilde anlatılsa bu çok faydalı olur. Tarih öğrenimi açısından da çok faydalı oldu. Ve daha saygılı bir yaklaşım
geliştirilmiş olur diye düşünüyorum, bilmiyorum. Yani çözüm zor bu işi. Evet. Tek tük eserle de işte heykelin başını getirdim, altıyla birleştiren bir tane öyle yani. Yahut da bir koskocaman bir vazo vardı Metropolitan'da, altında yazar, şimdi davalık oldular İtalya'yla, altında yazar onun, bu İtalya'nın malıdır, işte biz onu şimdi ödünç olarak size gösteriyoruz, bilmem kaç yılında gidecek. Yani tek tük eserlerle nasıl, ne kadar halledebilirsiniz bunu? Evet. Hocam yavaş yavaş toparlayalım. Son söz olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Sonra da kapatalım. Sizi yorduk bu akşam. Hayır, evet, yani epeyce vakit olmuş. Ekleyecek bir şeyim yok. Çok yani bu kitap benim çıkalı epeyce oluyor. Evet. 5 yıl falan oluyor. Beni tekrar oraya götürdünüz. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Sizi tekrar başka konularda ağırlamayı da çok isteriz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bugün 217. yayınımızda Kolombiya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Zeynep Çelik'le birlikteydik. Kendisinin Koç Üniversitesi yayınlarından çıkmış olan Asar-ı Atika kitabı üzerine uzun ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kronik kitabı da desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.